Arkadaşlar merhaba. Baraya fren ayarının inceliklerini göstereceğim size. Aracımız 2004 müydü? 2003. 2003'müş. Gel böyle. Bu tarafa fren ayarı yaptım ben. Gel kanala düşme. Bu tarafa fren ayarı yaptım. Geçenki videoda da göstermiştim. Yine ayarında. Bakın çok ince, tatlı sıkı dönmesi gerekiyor demiştim. Bunda da sistem aynı arkadaşlar. Gel böyle. Genel temizliğimizi yapıyoruz. Tornavidaya versene bana. Nerede? Nereye koyayım? Tamam. Genel temizliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi balta temizlemeyi, temizleme spreyi niye sıkmadın diyecek olan arkadaşlar var. Planda yoktu. Araç kendi aracımız. O yüzden mecbur bu şekilde yapacağız bugünlük. Güzel cam agresini vesaire her şeyini çektim. Al şunu. Şimdi 12'lik iki tane saplaması var arkadaşlar. Bunları söküyorsunuz kampanayı yerinden almadan önce. Hemen çıkmayabilir. Üst kısmına çekişle kampanyanın şu kısımlarına, bakın özellikle söylüyorum, şu kısımlarına vurarak geri attırıyorsunuz. Arkadaşlar kampanayı dediğim gibi, onu da göstereyim. Hani bilmeyen arkadaşlar olur. Buradan doğru biz yardımcım olalım. Saplamalar şu şekilde çıkıyor. Şu şekilde. Bunlar 12'lik. 12 lokma ya da 12 yıldızla falan sökebilirsiniz. Eğer uğraştırıyorsa sizi, kafalarına şu şekilde ters açılardan vurup bunları bir gevşetip sonradan sökebilirsiniz. Bunları kenara aldık. Kampanamızı çıkarıyoruz. Kampanamızı aldık. Şimdi burada ayar cırcırı var. Şu kısımda görüyorsunuz. Bu ayar cırcırından buna ne kadar ayar yapılması gerekiyorsa ona göre açıyoruz. Bunu açtığımızda bu fren bağlantıları gerilmeye başlıyor. Gerilmeye başlaması demek, bu bizim fren ayarımızın başlaması demektir. Şu an şu cırcır kısmından şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Bu tarafın cırcırı çok sağlıklı değil. Arkadaşa söyledik. Yeni cırcır alacak. Şu anda boşluk var. Bu şekilde de kontrol ediyoruz. Koydum. Dönüşüne bakıyorum. Şu daha öncesinde kırmızıya boyandığı için bu diplerinde boya kalıntıları kalıyor. Bunlar sıkıştırıyor. Birazcık daha açalım. Şu kısımdan çevirelim. Yaklaşık bir 12 diş kadar çıkardım. Şu anda yine bakıyorum. Şu anda yine bir boşluk var. Öbür tarafı kaç diş kaldırdık? 15 miydi? 15 diş öbür tarafı kaldırdık. Aşağı yukarı şu an denk gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İnce ince temas başladı. Çok az daha kaldı. Ver bakayım. Şu an teması fena değil arkadaşlar. Ben bir diş daha kaldıracağım. Bir ya da iki diş daha. Ver bakalım. Evet, tatlı sıkı girdi. Bakın çeviriyorum. Bir süre sonra kendi dönüyor. Bu şekilde olacak. Yalnız bu ayarı yaptıktan sonra arkadaşlar, frezeleri merkezlediğiniz zaman, yani şu cıvataları merkezlediğiniz zaman bu birazcık daha rahat dönmeye başlayabilir. Bu sizi aldatmasın. Hani fren ayarı olmadı deyip de bir daha sıkı sıkı yapmaya çalışmayın. İki lokmayla karşılıklı güzelce sıkıyoruz. Tam oturması için vuruyoruz arkadaşlar.
Gayet güzel. Ayar bu şekilde arkadaşlar. Yani şu sıkılığı görüyorsanız, tatlı bir sıkı bir şekilde dönüyorsa olay bitmiştir arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Rekorlardan da arkalardan havalarını alacağız. Bunu freni pompalayarak alıyoruz. Arkadaş birazdan çıkacak. Hidrolik seviyesini kontrol edecek. Ondan sonrasında hidroliği assa dolduracak. Freni pompalayacak. Bu şekilde komple bas bırak şeklinde pompalamayı yaptıktan sonra tamamen bas dediğimizde rekorları aç kapa şeklinde buradan havalarını alıyoruz. Çok basit. İsterlerse bununla ilgili de bir video çekebilirim. Hani bu videoyu çekmemi isteyen arkadaşlar olursa söyleyin. Onunla ilgili güzel bir detaylı video çekerim. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.